Arkadaşlar merhabalar. Bir de böyle mumluk yaptım. Sizlerle paylaşmak istedim. Ağaç dalı, kozalakları boyadım. Herhangi bir çiçek kovası. Bakın işe yaramayan bir kovayı da boyadım. İçine çakıl taşlarını doldurdum. Sonra bu küçük şişelerin ağzına yanmayan bir ip bağladım. Oraya da zincirleri tutturdum. Şu şekilde içine de mumları koydum. Bu şekilde bir mumluk oldu. Sizlerle paylaşmak istedim. Şu şekilde kabağın içinde oydum. Bakın bu şekilde. Şuradan asacağım. İçine de böyle yeğenimin çocukluktan kalma bebeklerini koydum. Böyle kabakları süsledim. Şu şekilde. Bakın bu da bir kütük. Böyle. Bunun üzerine yine baykuşlar, ağaç dalı. Bu şekilde uğur böcekleri. Biraz bu uğur böcekleri büyük oldu ama. Şurada bir taşı böyle çiçek yaptım, yani üzerine süsleme, üzerinde uğur böcekleri. Bu da yine herhangi bir taş, yaprak havası vermeye çalıştım. Yine üzerine uğur böcekleri yapıp yapıştırdım. Böyle devam edeyim. Bu da yine böyle büyük bir tablo. Arkadaşlar normalde aslında İstanbul'dayım ama şu an Balıkesir Altınoluk'ta annemin evindeyim. Biraz izne tatile çıktım. Boşlukta da bunları anneme hediye olarak yaptım. Bakın yine kabaktan tatlı mı tatlı bayan kabak şekilde. Bunları da dışarıdan doğadan topladım. Bu şekilde boyadım. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Şekilde herhangi bir kova. Dışına böyle güçlü bir yapıştırıcıyla taşları yapıştırdım. Şu şekilde topladığım kozalakları da boyadım. Böyle bir hava. Bunlar tatlısı baykuşlarımız. Ya çok kolay. Bunlar herkes yapabilir. Yani ben de Pinterest'ten oradan buradan bakarak esinlendim. Bu şekilde. Yine böyle bir tablo suntanın üzerinde. Bildiğimiz kavisli şekilli bir ağaç dalı şu şekilde. Çakıl taşlarını boyayarak böyle bir şeyler yaptım. Bunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın biraz da böyle ağaç dallarının daha kavisli, biraz böyle eğik olmasına dikkat ediyorum ki hani biraz daha böyle yanıltıcı dursun diye. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, hoşça kalın.